Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ve Kerem Bursin arasında soğuk mu savaş acaba, bir şeyler mi oldu demiştik. Bir paylaşımla cevap geldi. Bakalım ne yapıyor bizim iki deli? Demet Özdemir, Hande Erçel'i soğuladı. Rating kaybeden Sen Çal Kapımı dizisinin Hande Erçel ve Kerem Bürsin kurtaramadı mı? Senaryodaki değişiklikler dizinin kan kaybetmesine sebep oldu. Son zamanların en çok konuşulan iki güzel ismi olan Demet Özdemir in, Hande Erçel out. Sen Çal Kapımı yayınlanmaya başladığı ilk günden beri reyting rekorları kırıyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in inanılmaz uyumu göz kamaştırmış, bu uyum dizinin reytinglerini de olumlu yönde etkilemişti. Diziyi sürükleyen ikilinin geçtiğimiz günlerde sette birbirine girdiği konuşulmuş, çiftin tartıştıkları iddiaları olay olmuştu. Ancak Kerem Bürsin bu iddiaları attığı tweetle yalanlamıştı. Bu tweet yetmemiş olacak ki hayranlarının içi rahatlasın diye Kerem ve Hande bir paylaşım yaparak her şey yolunda mesajı vermişti. Dizide Eda ve Serkan karakteri açısından her şeyin yolunda gitmesi beklenirken senaryo değişikliğe uğramış. Dizinin severleri bu karardan hiç hoşnut kalmamıştı. İşte bu sebeple Sen Çal Kapımı eski popülerliğini kaybetti. Bir analiz şirketinin yayınladığı bilgilere göre uzun zamandır en çok konuşulan kadın oyuncular listesinde birinci olan Hande Erçel'i Demet Özdemir tahtından etti. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolünde oynadığı dizinin açığını affetmedi. Aşk hayatının yanında kariyerinde de yükselişe geçti. Ancak Hande Erçel, Demet Özdemir için kolay bir rakip değil. Zira firmaların çok sevdiği Erçel daha geçtiğimiz günlerde bir diş macunu markasının yüzü olmuştu. Anlayacağınız Demet Özdemir hem ilgi çekici özel hayatı hem de istikrarlı giden dizisiyle ön plana çıktı. Rating kaybetmeye devam eden Sen Çal Kapımı dizisinin ilerleyen günlerde nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. Biliyor musunuz, bizim çocukların dizisi reytingde kan kaybediyor. Demet Özdemir sollamış. Yani Oğuzhan Koç aşkı yaradı. Nasıl kan kaybediyor? Vallahi kan kaybediyor. Ya onlar zaten böyle yani gençlik. Evet ya, çok popcorn dizileri bunlar. Yani çok uzun. Yani yeni bir mevsim falan gibi bir şey. Ya, aynen. Yani TOEFL'a mı hazırlanıyorsunuz? Lütfen Türkçe konuşur musunuz? Popcorn ne? Mısır mısır. Mısır. Yani bunlar yani çabuk tüketilecek projeler yani. O yüzden de hani bu kadar gitmesi bile bence çok iyi yani. O kadar da kötü aynı değil. Aynı fikirdeyim. Ayrıca sıralamada hani birinci değil yani, ilk beşe girmeleri de bence. Ya dram oynamadığın müddetçe veya aşk, yani çok ağır aşk, böyle şey değil, yazlık dizi gibi değil de. Hiçbir zaman ya, ilk üçte olman çok zor oluyor. Yani bir de şey, prodüksiyon da o kadar ağır değil bunların. Bir de dizide hikaye değişmiş. Hani hikayeyi de değiştirmişler. Başka bir yere evrilmiş dizi. Bunu izleyici kabul etmiyor ya. Ne olursa olsun. Ne partner değişikliğini, ne hikaye değişikliğini etmiyor. Evet, biraz zor. İnsan kendi hikayesinde bile değil mi değişikliği kabul etmez kendisi. Yani. Bana sonra da diyorsun ki yine gene bana bağladınız. Ama çok değil. Harika bağladın. Yorumculuk budur. Ama ne yapayım yani, siz desin ne istiyorsunuz? Ben ancak kendi yaşamına çok sıkıldım şu an. Çapırlatır mısın? Paralar uçarmış. Çok güzel duruyor. Seviyorum. Sevdiğim zaman hiç çıkartmak istemem. Sıkıldım. Evet. Biraz sıcak artık havalar zaten. Havalar mı sıcak? Kar geliyor 5 gün. Peki Bela, ben şimdi bir şey soracağım. Peki biraz Demet mi Hande mi? Hande, ben daha çok severim Hande'yi. Sen? Tabii ki Hande. Çok daha güzel. Öyle mi? Ama oyunculuk olarak hangisi? Tabii ki Demet. Hande. Öyle mi? Ben Hande'nin de oyunculuğunu çok beğendim. İkisi de wow oyuncu değiller ama mesela o işte Tuğbalar gibi, Neslihanlar gibi falan değiller ama tabii ki Demet bir tık, yani Hande iyi bir oyuncu. Peki yani, böyle düşünmende acaba biraz daha isimlerinin, yıldızlarının daha az parladığı için düşünüyor olabilir misin? Yok, ikisi de çok parlak. Şeyden, ikisi Tuğba çok büyük üstün. Onlar değil, daha böyle sanki karakter de yapabilir. Hani bunlar hep daha yani, işte light. Daha tecrübeyle bence doğru orantılı. Tuğba'nın da ilk dizilerini izlediğimizde Tuğba da... O da eleştiriliyordu ya, iyi eleştiriliyordu, oyuncu değil olmuyordu diye falan. Serdar Ortaç'ta ilk şarkı söylediği zaman iğrenç sesi tabii var ki deniyordu. Ondan sonra milyonlar sandı. Serdar Ortaç'ı yani kadın sanıyorlarmış hatta çok. Evet, evet, evet. Ben onu her gün radyoda arabada giderken dinlerdim yani. Evet. Ve kadın zannederdim.
Yani, o yüzden de hani herkes tecrübeyle günü... devam edecek bir şey değil mi? Ben de ne ama şu anda ikisi de iyi gidiyor bence. Tabii tabii şu anda günümüz tarihi. Ama Hande çok daha iyi gidiyor bence. Ama işte öyleyken reytinglerde son haftalarda Demet solladı onu. İkisinin de dizisi aynı format günü. Değil mi? Aynı gün biraz format daha dram, olarak. Evet. Biraz daha dram. Ha, Demet'te mi dram Demet'te var? Demet'te dram var. İşte. Doğduğun ev kaderindir isme bakan. Yani artık ne olmuşsa yani orada. Yani öyle bir dizi yok muydu ya daha önce kaderindir diye? Özcan Deniz'in miydi? Doğduğun ev kaderindir diye. Evet. Dizinin adı. Evet şey evet yapacak bir şey yok. Yani ne kadar değiştirsen evi olmuyor yine de. Çünkü o kaderin olana gitmek istiyorsun. Yapılacak bir şey yok. Herkes... kendi yani çöplüğünde dediğim gibi oluyor. İşte içinde biraz daha dram varsa o da doğal olarak ne oldu? Peki hazır Serhat gaza gelmişken 7 numara hazır mı? 7 numara. Arkadaşlar 7 numara özel bir numara. 7 numaralı masaya oturtalım. Müşteriyi 7 numaralı masaya oturtalım. 7 numara hazırsa oraya alalım. Efendim Beren Saat Kenan Doğulu evliliğiyle alakalı. Güzel bir hareket geldi. Kayınvalide ile yeni bir poz. Buzlar eridi mi yoksa erimiş gibi mi? Buyurun. Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü kutladı. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bu paylaşım sosyal medyada olay oldu. Beren Saat, Doğulu ailesiyle buzları tamamen eritti. Hatırlarsanız Beren Saat ve Kenan Doğulu arasında geçtiğimiz yıl sorunların ardı arkası kesilmiyordu. Beren Saat'in Fransız DJ Maga ile ortaya çıkan fotoğrafları sonrası herkes boşanma haberlerinin eli kulağında diyordu. Pandemi dönemini bir hayli sancılı geçiren çift, günümüze yaklaştıkça aralarındaki sorunları çözdükleri iddia edilmişti. Kenan Doğulu ve Beren Saat arasındaki bu sorunların temelindeki sebepse, Beren Saat'in Doğulu ailesiyle hiçbir zaman arasının barışmamasıydı. İddialara göre 2017 yılında Beren Saat ve Serpil Doğulu Kuruçeşme'deki bir markette çok şiddetli bir kavga etmiş ve ikilinin dönülmez bir yola girdiği söylenmişti. Doğulu ailesine gelin giden Beren Saat için işler hiç de yolunda gitmiyordu anlayacağınız. Bebeklerinin olması için 2015 yılında tüp bebek tedavisine başvuran Beren Saat hakkında sık sık bebeği olmuyor haberleri çıkmıştı. Muhteşem Yüzyıl'daki 2 yıllık tecrübesi dışında Atiye dizisine kadar bir projede oynamayan Saat'in psikolojik sorunlarının olduğu söylenmişti. Ama gel gelelim Beren Saat ve Kenan Doğulu bu zorlu süreci atlattı. Kenan Doğulu şimdilerde müzik hayatına gümbür gümbür devam ederken Beren Saat de Atiye dizisiyle dünya çapında bir üne sahip oldu. Geçtiğimiz günlerde Belçin Bilgin'in doğum gününe katılan Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun verdikleri pozlar düşman çatlatmış, biz mutluyuz mesajını vermişlerdi. Beren Saat, Belçin Bilgin'in doğum günü vesilesiyle de Kenan Doğulu'yla 9. yıllarını kutlamıştı. İkilinin mutlulukları her hallerinden belliydi. Sık sık Beren Saat'in Kenan Doğulu'nun ailesiyle sorunlar yaşadığı haberleri çıksa da geçtiğimiz gün Beren Saat Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü kutladı. Böylece aralarında sorun olduğu haberlerini de çürütmüş oldu. Kenan Doğulu'ysa annesinin doğum gününü şu sözlerle kutladı. Bize aşkı, sevgiyi, sahip çıkmayı, nazik ve düşünceli olmayı öğretensin. Hayata renk verenlerdensin. İyi ki varsın. Kayınvalidenin doğum günüymüş. Demiş ki iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Kayınvalidesiyle. Yanak yana bir poz Allah da ayırmasın. Evet güzel bir poz çok ama güzel. Bak Beren de kendinde farkında mısınız? İyiler şu anda. Evet gerginlik yok. Ama işte böyle yok. Değillerdi baştan. İyilerdi ve evliliği çok yordu o iş. Tabii. Çok normal çocuklar işte yani tanımadığın bir kız aileye geliyor oğlunu alıp gidiyor. Nereye gidiyor oğlunu ya? Alıp gidiyor diye mantalite de olduğu sürece. Ya bunu da yapma ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bunların bu niye böyle konuştu biliyor musun? Ağzından çıktı. Çünkü kafa mı annelerin bu? Ve ailelerin kafası bu. Kız geliyor bizden seni aynen. Alıyor.
Aynen. Demiyor ki bu artık kaç yaşına geldi, bunun turşusuzluk kılacak halimiz yok, hep beraber burada oturacak halimiz yok. Ya da ben onu almasam kim alacak yani gibi. Hayır, de yok. Bir de onu bırak, erkek şey, erkek çocuklarını vermiyorlar, kız çocukları evde kalacak ve ötleri de patlıyor. Bir de o da var. Yani kız çocuğunu evlendirsin diye şey yapıyorlar. Erkeği hani, acaba para makinesi, hayır, para makinesi gibi görüyor olabilirler mi? Yok, görebilirler o kocasında mi? Çok mutlu olmayan insanlarda olduğunu düşünüyorum ben. Ben de sanmıyorum. Yani şimdi bazı çocuklar babayla yaşayamıyordur. Baba kendine dine biliyorsun, vermiştir. Biliyorsun bu aileye Kenan işte bakıyor sonuç olarak. Hayır, Kenan Bey genelde ama hani yapıda var yani. Genelde bizde kayınvalideler yani erkek annelerinin. Tabii o var. Kızı istememe ve o, ne bileyim hani bir şekilde oğlunu evlendirmek istememe. Gelinle yarışma var. Gelinle yarışma. Sen benim kaç yıllık oğlumsun diyor mesela. Ya ne o zaman yani ömür boyu senin yanında mı oturacak yani? Bir de böyle istemedikleri ya zaman. Ya ne o zaman? Hayır, ne istediklerini ben bazen çözemiyorum da. Yani mesela kafa ne onu anlamıyorum. Cümle, ego. Hani herhalde ben, Arto'nun dediği kafa bence. Hayır, kızım, benim dediğim olacak. Benim mi? Gidemez, evlenemez. Böyle bir şey yok. Ben baktım, sen şimdi, ben doğurdum. Şimdi ne yapalım ama sabah? Aynen. Bir şey söyleyeyim. Hayır, sen doğurdun tamam, bana sormadın doğururken. Anne, babamla olan evliliğini pekiştirmek için doğurdun. Sen doğurdun ama ben seçtim. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Peki aile, sen babamla evlenmişsin. Aile olmuşuz. Biz aileyiz de benim başka birisine aile kurmaya hakkım yok mu? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir de gerçekten anne ve fikirlerinizi olunca yazsanıza ya Arto Dalga'ya. Yazın. Yani refleks olarak mutlu olmasını istemez misin zaten? Hayır, ben şöyle bir şey düşünüyorum. Yani benim çocuğumu, benim çocuğuma iyi davranıyorsa, parasını ne bileyim sokaklara saçmıyorsa, düşünüyorsa, fedakarsa, iyiyse, yani çocuğuma iyi bakıyorsa, ben o kadını kızı alıp başımın üstüne taşırım. Eğer kesinlikle gerçekten çocuğumu düşünüyorsam, kendi aynen egolarım öyle ve normal olmayan bir insan değilsem böyle düşünüyorum. Benim annem yıllarca vallahi öyle yaptı gelinine. Helal olsun. Böyle yaptı. Bu zaten. Annenin adını, bu zaten. Rahmetlinin ismi neydi? Peka. Peka yani. Bakın Peka Hanım gibi gelinini hiç kendi oğlunu, evladının üstüne tutmak asla kabul etmedi şey olarak. Çünkü hep derdi ki benim oğlum suçludur. Hep. Öyle bile olmasa var. Biliyor musun? Nasıl yücelik? Nasıl yücelik? O zaman Erdem, o, eğer senin kız kardeşin, bak şimdi mesela en güzel takılarını ona hediye etti, biliyor musun? Şunu da söyleyeyim. En güzel Allah, büyük tek taşlarını bilmem neyi, hepsini ona hediye etmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela benim bir kız çocuğum, bir de erkek çocuğum var diyelim. Erkek çocuğumun evleneceği kıza laf ediyorum. İstemiyorum, onu yapıyorum. Ne işte mesela evlenmişsin, ayrılmışsın diyelim. Tamam. Evlenmişiz, mikrofon düştü. Mikrofon mu düştü? Dur şimdi sen onu yaparken ediliyorum şu an. Ben sen onu yaparken Arto'ya sorayım. Yani orada daha huzur yok muydu sizin evinizde o zaman? Tabii ki. Daha yani huzurlu. Daha benim, kolay düşün, yaşamak. Benim tabii benim annem abimi dizginlerdi, oğlunu. Yani doğru davran, doğru ol. Görmüyor musun ne kadar cici bir kız? Bilmiyorum. Yıllarca hep öyle. 15-20 yıl. Şimdi Demet Şener'in, Cenk Küpeli'nin ailesi Demet'i istemedi. Neden istemedi? Çünkü evlenmiş, ayrılmış falan diye. Peki mesela ben sormak isterdim onlara. Demet Cenk Küpeli'nin bir kız kardeşi varsa, bir evlilik yapmışsa daha önceden ve ayrılmak durumunda kalıp bir başkasıyla evlenmişse, evlenecek olursa, onun da mı kızını almasınlar? Onun kızını da almasınlar o zaman. Şimdi o yüzden bunlar çok haksızlık, hakkaniyetsizlik ve vicdansızlık. Bırakın kendi çocuklarınızı. Ben anneme de her zaman söylüyorum. Çünkü şöyle, yanlış da doğruyu da bizler yaparak göreceğiz zaten. Ama sen şimdi ben seni bu yaşa kadar getirdim, tamam, o zaman bu da yaştan sonra da ben sen ne istiyorsan onu, öyle bir şey yok. Hayatı birazcık insanları bırakın, başkalarının kızlarına, çocuklarına bu kadar çok. Bak nasıl yazmışlar yani, mesela bir tanesi demiş ki kayınvalideler çocuklarının parasını yiyecek gözüyle bakıyor gelinlere diyor. Ama bir dakika, çok özür dilerim. O zaman kendi karısı, kendi karısına bir şey yaptığı zaman parasını mı yemiş oluyor? O da onun karısı. Yok, sana bir şey diyeyim mi? Peki onun annesi kendi kocasının parasını mı yemiş oluyor? Abi, bu arada yazan hanım. Yani ya da bu arada şöyle söyleyeyim. Yani o kadının hiç paraya ihtiyacı yok sana, evet, olacak. İşte. Tam tersi sen olacak. O kadının parasını yiyor sana, hayır, olacak. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kız annelerinin hiçbir şey, sanki senin, benim şey annem seni çok beğendi. Sen muhteşemsin sen aile olarak falan. Bayıldılar size yani. O yüzden de birazcık gerçekten. Ne o? Hiç alakası. Ne alakası ver varmış? Çabuk bana. Seninle alakalı vallahi hadi. Çabuk göster. Yani onunla alakalı ama. Sönende eski. Ne bakalım. Aman yok ya. O, yani şimdi bir şey diyecektim ama neyse demeyeyim.
Yani uzun lafın kısası, ben bütün herkese söylüyorum. Yani biraz ilk önce insan kendi hayatındaki, kendi çocuğuna, kendi kızına bakacak. Kaynanam da beni hiç istemedi ama ben aldım 22 sene. Helal kızım. Berfin 1974. Aman ne güzel, çok yerler yandı. Ya, bir şey söyleyeceğim. Aferin, çok güzel. Bu arada melek gibi kayınvadeler de var. Melek gibi de erkek anneleri tabii, var. Tabii ay, canım. Tadından yanmaz. Biz kötü örneklerden bahsediyoruz bu arada. Ben aynen size yemin ediyorum, Allah korusun başına bir şey gelse, hani babası falan olmasa, kocası olmasa ben bakarım yani. O kadar da hani severim ben aile olayı. Ama şimdi evlenmiş oğlun, sen beğenmemiş olabilirsin. Senin kriterine uygun olmamış olabilir. Senle de evlenmedi zaten. Ama senle de evlenmedi ki. Sen kendi kız çocuğunu hemen evlendirmek için elinden, onun evliliğini koruyorsun da niye oğlunun evliliğini bozmaya çalışıyorsun? Evet. Beren Saat bunun sıkıntısını başlarda çok yaşadı. Bircan'a fırçayı atmışlar. Bircan'a bak gene saçmalıyor. Çivi çivi söker ne demek diyor. Akla bak diyor, akla. Ben Demet'in... Buna ben, biraz akıl verin diyor. Yok ya, şimdi kimsenin akıl vermeye ihtiyacım yok da şöyle bir durumum var. Demet Şener'in... Orada yaptığını çok doğru buldum. Çünkü çok acı çekti ya Demet. Niye, ne yapacak? Yas mı tutacak İbrahim'in? Yok yok, ben orada... Hayır, ben orada mesela... çok doğru yaptım. Aynen. Bence de şöyle doğru. Evlilik doğru bir şey. Yani sevgili olmak sevmiyorum ben. Dile de düşmedi, bir şey yapmadı. Gitti hemen gitti, evlendi. Dile düşmeden gitti. Hanımefendiciğim. Yaptı. Şık bir hareketti yani. Kıymetli izleyicimiz. Ama ben orada Cenk'i de biraz sonrasında ilk başta değil. Çok tatlılarım. İlk başta değil. Biliyorsunuz Cenk yayına bağlandığında dedi ki benim ailemin şu anda böyle bir şeyi var. Tepkisi var dedi. Ama düğüne de gelmediler biliyorsun. Ha, gelmediler. Gelmediler ama şey yaptılar. Yani Cenk dedi ki yani bu benim hayatım benim. Fakat Cenk sonradan çocuklarla olmaya... İstekler başka. Şey, Cenk istekler. Aileye karşı duruşunu sergiledi. Onların kendi evet evliliğinde istekleri evet olmadı. Peki. Demet yani çocuk yapmak istemediği için. Evet, burada vallahi tamam. Demet'in yerinde olsam var ya en iyi adamlarla çıkarım vallahi. Boy, pos, güzellik hala bir kere. Ben Demet'in yerinde olsam of, bu saatten sonra hayatımı yaşarım. Aynen, öttürtürüm vallahi. Çünkü hiç. Demet'in düzgün duruşunu hepimiz evet, artık hayatına hem işine gitsin hem doğru düz flört aynen olsun yaşasın, hak etti yani. %100 hak etti. Bence peki de. Şimdi Çukur'un finali açıklanmış. Rıza Kocaoğlu final tarihini sadece söylemezsem olmaz'a söyledi ve... Buraya geliyormuş. Dizinin enlerini veriyoruz. Buyurun. Rating rekorları kıran Çukur dizisinde neler oluyor? Finale yaklaşırken senaryoda değişiklikler yaşayan Çukur dizisi her bölümüyle izleyicisini ekrana bağlıyor. Geçtiğimiz aylarda Vartolu karakterini oynayan Erkan Kolçak Köstendil, oğlu Marcel ve eşi Cansu Tosun'la telafisi olmayan bu zamanlarda vakit geçirmek adına diziye ara vermişti. Bu ayrılık geçtiğimiz günlerde son bulmuş. Erkan Kolçak Köstendil saçıyla, sakalıyla, yara izleriyle sevenlerin hasretine son vermişti. Yeni bölümünde yıllar sonrasını konu alan dizi izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Uzun bir süre sonra mahalleye geri dönen Yamaç mahallesini beklediği gibi bulamamıştı. Aliço da evini balıkçı olarak buluverdi. Gelelim dizinin Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil'in oyuncu eşi Cansu Tosun'un geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı sallayan dansına. Uzun bir süredir Marcel için kendi hayatından ödün veren güzel oyuncu belli ki bir enerji patlaması yaşamış. Geçtiğimiz günlerde de Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu söylemezsem olmaz özel konuştu. Cihangir'de kameralarımızı gören Rıza Kocaoğlu ilk başta kaçmak istiyor. Fakat ardından muhabirimiz Mustafa'nın kibar soru yöneltişlerini kırmak istemiyor. Ben şu şey Çukur'u soralım, final verecekmiş, bir de yeni bölümler geldi. Ve hadi tamam bir soru ama diyerek röportaj başlıyor. İnşallah Mayıs'ta bitiriyoruz. Yeni bir düzlüğe girdi. Nevşehir'e gittik. Güzel bir bölüm çektik. Mutluyuz. İnşallah hayırlısıyla Mayıs'ın sonunda bitireceğiz. Çukur'u sorduğumuz Rıza Kocaoğlu final tarihi veriyor. Son zamanlarda verdiği kilolarla çok konuşulan başarılı oyuncu kiloları nasıl verdiğiniz sorusuna şakayla karışık cevap veriyor. Aldığım için pandemiden vermem gerekiyordu, verdim. İyi akşamlar. Nasıl verdiniz peki bu kiloları? Genellikle herkes bunu merak ediyor. Yemedim.
muhabirimizin Hazal Subaşı ile yaşadığı aşkı sorması üzerine bir anda kaçmaya yeltenen Kocaoğlu bu soruyu da cevapsız bırakmıyor. Evliliği her zaman düşünüyoruz. Hazal Hanım'la nasıl gidiyor? Güzel bir teşekkür ederim kardeşim. İyi akşamlar. Çok iyiyiz, çok mutluyuz. Evlilik düşünüyor musunuz? Çok mutluyuz. Her zaman düşünüyoruz. Ayrıca Rıza Kocaoğlu son zamanlarda gündem olan evlenmeden çocuk sahibi olur musunuz polemiğine de evlilik olur sonra çocuk olur cevabını verdi. Evlilik öncesi çocuk düşünür müsün? Evlilik öncesi çocuk olmaz. Evlilik olur sonra çocuk olur. Gecelerin konuşmayan adamı Rıza Kocaoğlu'nun muhabbet dolu röportajı böylece son buldu. İyi akşamlar. Peki, hayırlı akşamlar. Genelde agresif tavırlarıyla dikkat çeker ama çok sempatik bir şekilde sadece masmavi gözlerini gördüğümüz bir röportaj yapmışız. Mayıs sonunda Çukur'u bitiriyoruz Allah'ın izniyle. Yeni projelere geçiyoruz demiş. Çukur'u bitiyor. Sonunda. Artık yeter. Yani artık gerçekten aynen. Çukur yalan rüzgarına döndü ya. Ben hiç seyretmedim. Bir bölümünü de izlemedim. Ben de ilk öyle bir 10-15 bölüm sonra benlik aşk olmadığını. Aşk olmazsa ben hiç beni kız almaz. Kız zaten öldü ya o kız aşık olacak kız. Ben öldüm. Ben de o civarlarda bıraktım. Zaten izlenmemesi gerekiyordu. Yani... Ama çok izleyenler var. Bir arada hatırlayın Çukur yaprak dökümüne dönmüştü. Herkes oradan gidiyor. Yasak elmaya geçiyor. Yani yasak elmanın transferi. Çukur'dan gidişler. Ama Rıza çok tatlı bir adam ya. Bir ben ilişkisine sahip Rıza çıkıyor. Evet. Rıza harika bir oyuncu. Harika bir adam. Ben çok seviyorum. Bir Göztepe yani. Taraftarı değil mi? Bir amigo. Kediye benzer. Kedilere benzetiyorum. Evet. Çok başarılı buluyorum adamı. İlişkisine de sahip çıkıyor. Evliliği de her zaman düşünüyoruz diyor ama düşüncede kalıyorlarmış galiba. Onu ben onu pek bir... Sadece düşünüyor. Ama sadece en azından onura ediyor yani. Hani düşünmüyorum demiyor yani. Peki aferin. O zaman biz bir reklama gidelim mi? Tabii ki. Peki o zaman reklamlar dönüşte Arto'nun size bir bombası var. Çukur bitiyor ama başka şeyler başlayacak. Buyurun. Ne yapıyorsunuz? Nasıl vallahi gidiyor hayat? Çok iyi gidiyor. Bana sordun. Ben artık açık ilişki istiyorum. Aa, ne demek? Yani böyle ne bileyim... Kenan gibi, Beren gibi, ne bileyim bilmem Ahmet gibi, Mehmet gibi ya da Ayşe ne gibi demek, Fatma. O ne demek? Biraz açıklamak zorundasın. Yani şey, açık ilişkiyi bize açıkla. Hayatımda bir ilişki istiyorum. Bana karışmasın, ben de kimseye karışmayayım. Kenan'la Beren öyle mi? Hayır hayır, yani rahat. Arto bir şeyler söyleyeyim. Evlilik kaldırır mı Arto'cum ya? Hayır, hayır. Ama onunla da evlilik Allah olur mu? Allah. Onunla da evlilik olur mu? Öyle bir şey de olamaz. Açık ilişki de. Bu lügatta da yeni konulan şeylere bir ölüyorum yani. Bir de böyle keyifli kelimeler kullanıyorlar ki hani bir kızmayalım. Açık ilişki. Yani açık büfe gibi. Rezillik demiyorlar da açık ilişki. Açık büfeyi sevmez misin? Seversin. Pandemiden dolayı kapalıydı. Yani baskı olmasın. Delirdi de en sonunda. Olmasın başka bir şey. Herkes en sonunda delirdi. Herkes bildiği telden çalacak. Aynen, başka bir zaman. Şey. O onunla olacak, bu bununla olacak. Evlilik mi onunla? Hayır o değil yani. Açık şey olarak de söylemiyorum. Seksüel olarak değil. Normal ilişkiyi kısıtlamamak, basmamak. O zaman hani, evlenmeye hiç gerek yok. Bir erkek arkadaşlarına dışarı çıkıp pikniğe gidebilmek. Pikniğe mi? Çünkü açık ilişkiye girmiyor ben sana söyleyeyim. Ben hiçbir erkeğin toplanıp arkadaşlar sosyal pikniğe gitmiyor. Futbol maçına gidebilmemiz. O futbol maçından sonra after. Sonra bak beni de İngilizce konuşturuyorsun. Şimdi bakın bir erkeğin en fazla karısı olmadan gideceği yer bir erkeklerle beraber kebapçı, balıkçı o da 10.30'da kalkacak ki 11'de evde olsun. Çünkü 12 ve 12'den sonraki bütün saatler tehlikeli. Ve mekanlar da tehlikeli. Zaten pandemi var. Mesuliyeti var evliliğin. Niye tehlikeli? Çünkü kadınlar tehlikeli. Evet doğru. 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 Çok hani senin sonunda şey, kadınlar verdin. Doğru. Ben düzgün kadın da var. Düzgün olmayan kadın da var. Biz düzgün kadınlar adına konuşuyoruz. Program bitmiş ama yine de konuşmaya devam ediyoruz. Peki o zaman. Peki o zaman hem Okan Kurt'a hem Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun'a çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ve bizden bugünlük bu kadar. Yarın konuşmaya devam edeceğiz. O zaman konuşalım.